Efendim herkese merhaba, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Saatimiz 18'i gösteriyor ve seçime doğru kalaymışta başlıyor. Değerli izleyenler, bugün yoğun bir tempomuz olacak ve birçok konuğumuz olacak Kanal 23'te seçime doğru programında. Ama saatimiz 18'i gösteriyor ve bu saat itibariyle bildiğim kadarıyla herhalde bizden önce program olmadı diye düşünüyorum. Evet, bu saat itibariyle seçime doğru başlıyor. Güzel bir hafta sonu, güzel bir hava var doğrusu. Yani her ne kadar böyle sabahtan beri hafif hafif böyle bir yağmur olsa da ama en azından Nisan yağmurlarının güzel bir zaman geçirdiğini ifade edebiliriz şehrimizde. Ama tabii yine bir diğer güzellik de seçim çalışmaları kıymetli izleyenler. Tabii sahada milletvekili adayları çok yoğun bir şekilde tempoda çalışmalarını sürdürüyorlar ve çalışmalarını aktif bir şekilde götürüyorlar. Bizler de konuklarımızı ağırlamaya devam edeceğiz bugün de. İlk konumuz değerli izleyenler seçime doğrunun bugünkü ilk konu. Efendim Memleket Partisi Elazığ 1. sıra milletvekili adayı Sayın Doktor Ömer Tan bizlerle birlikte. Ömer Kan bizlerle Kan. Birlikte düzeltmiş olayım. Geçen akşam bir program da yaptık doğrusu. Keyifli evet, de geçti. Güzel. Öncelikle çok hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyiz. Çok güzel her şey. Seçim çalışmalarına devam ediyoruz. İnşallah evet. Bakalım hani her şey çok iyi olacak. Peki geçen gün programdan sonra yani nasıl bir tepki vardı doğrusu? Ben merak ediyorum nasıl gayet geçti. Gayet olumlu yani, tepkiler aldık. Evet. Yani vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi hani kendimiz konusunda özellikle işte Memleket Partisi çok yeni bir parti olduğu için hem partimizi hem kendimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Ama yeni bir partiyiz. Yeni olmamız da her zaman vatandaşımızda, hemşehrilerimizde bir olumlu bir şey var. Olumlu bir karşılık buluyoruz. Evet. Herkes bu siyaset tarzının bu kutuplaşmış, kamplaşmış, kirlenmiş ve toplumu çözüm üretemeyen bu siyaset tarzının değişmesi gerektiğine inanıyor. Yani toplumun hepsi buna inanıyor. Evet. Ama gençler elini taşın altına koyuyor tabii. Gençler bu bizim memleket hareketinin, Memleket Partisi'nin ana dinamik unsuru ve tabii ki küskünler. Evet, yani aslında biz, Memleket Partisi'ni dediğiniz gibi evet. En çok ayakta tutan bütün dinamiği evet. Gençler diyebiliriz. Gençler ve küskünler hareketiz biz aynı müthiş zamanda. Müthiş bir şeyi var. Evet. Güzel bir tavrı var Memleket evet. Partisi'ne. Yalnız ben şöyle bir şey söyleyeyim. Bu eleştiri olarak da kabul etmenizi istemem. Mesela geçenlerde bir YouTube kanalında bir programa katılmıştı genel başkanınız. Evet. Çok da konuşulmuştu. İsim vermeyeyim ama mesela o programa kadar ben şöyle bir bütün siyasi partileri takip ediyoruz. Genel evet. Başkanlar keza onlar da öyle. Mesela o süreye kadar Muharrem İnce ismi çok ön plandaydı. Evet. Aşırı ön plandaydı. Hatta gençlerle işte dansı vesaire sosyal evet. Medyada viral oldu yani. Evet. Büyük bir müthiş sempati var. Ama o program etkiledi mi diye düşünüyorum. Yo hani şöyle bir şey. Şimdi o programın yapısını çok iyi bilmek lazım. O programda Genel Başkanımız Memleket Partisi adına çıkıyor ama karşıda şey seyirciler, katılımcıların hepsi farklı partilerden temsilciler. Hani böyle bir şey olunca hani program olunca ister istemez hani herkes karşısındaki işte konuğu biraz daha zor duruma düşürebilmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama işte o programa katılma cesaretini bizim Genel Başkanımız gösterdi ama işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu veya Sayın Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanımız böyle programlara katılmıyor. Hani değerli hemşerilerimiz, kıymetli vatandaşlarımız, genel başkanımızın tabii ki performansını beğenecek veya beğenmeyecek. Ama bunu genel başkanımızın gösterdiği cesareti bir kere başta hani Sayın Sinan Oğan da katıldı, Sayın Muharrem İnce başkanımız da katıldı. Ama hani Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben düşünemiyorum. Yani karşısında AK Partili gençlik, Türkiye İşçi Partisi, işte Memleket Partisi, gerçi İyi Parti onlarla beraber de Milliyetçi Hareket Partisi gençlerinin karşısına çıkıp da o soruları cevaplayabileceğini düşünemiyorum ben. O programı bitiremez yani öyle söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız için de geçerli yani. Sayın Cumhurbaşkanımızın gençlere bir program yapabileceğini düşünmüyorum. O hani kendi tabii ki AK Parti gençler gençlik kollarıyla falan tabii ki programlar yapabilir ama hani böyle karşıt görüşlü gençlerle aynı programa çıkmak büyük cesaret ister. Ben öncelikle onun için hani başkanı öyle değerlendirmekte fayda var. Ama söylediğinizi şu açıdan tabii ki oradaki o şey ilk başta o tanıtım bölümü hani o 7 dakikalık böyle bir programın tanıtım kısmı oldu. O tabii ki biraz o daha çok izleyici çekebilmek için biraz daha o tanıtımda biraz daha şey belli kesitler
tanıtıldı. Ama programın tamamını izlediğiniz zaman tabii ki dönem dönem hani çok uzun süreli olan bir program. Hani genel başkanımız da belki hani belli şeyleri hani bir öğretmen de olduğundan dolayı biraz daha yüksek sesle konuşuyor ve biraz daha hani durumu izah etmeye çalışıyor. Bazen hani yanlış anlaşılmış olabilir ama ben genel olarak programı seyrettim, tümünü seyrettim. Hani orada ben olumsuz bir şey görmedim yani. Belki sadece hani daha farklı daha iyi de olabilirdi yani. Bir parantez açmak isterim müsaadenizle. Tabii. Ben bunu sorarken sonuçta şöyle Muharrem İnce gerçekten büyük bir sempati var yani. Bu bazı mesela bazen sorular soruyoruz. Buradan şey çıkmasın seyircimiz açısından da ben özellikle de en azından herkes bizim yaklaşımımızı bilir. İşte bizim programlarını kendi şahsıma da söyleyeyim. Hem Kanal 23 ailesinde de söyleyeyim. Yani bizim buradaki sorularımız hiçbir zaman şey değildir. Yani böyle bir yok ben hani bu konuyu açtığınız için ayrıca teşekkür ederim. Yani bize sorulan sorulardan bir tanesiydi bu arada. Sağda yani mesela arkadaşlarımız hani özellikle işte herkesi ikna etmeye veya herkese kendimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bu soru bana çok geldi. Onun için özellikle açıklamak istedim. Çok da güzel. Şunu belirtmek istiyorum aslında. Yani tabii ki programlara katılmak büyük bir cesarettir. Yani orada da tebrik etmek lazım Sayın İnce'yi. Yani gerçekten tabii, o büyük bir cesaret ister. Sadece benim küçük bir eleştirim. O da şu. Hakikaten mesela ben de Muharrem İnce'yi yakından takip eden insanlar arasından biriyim. Attığı adımı, işte söylemleri, diğer siyasi parti liderleri de öyle. Yani Tayyip Erdoğan için de öyle, Kılıçdaroğlu için de öyle, Akşener için de öyle keza. Ama şöyle, her halükarda bir siyasi şu an lider yani sonuçta seçim süreci biraz sanki o belki de sinir hakim olma olayı var ya. Ya biraz şöyle bizim... Tabii söylemler de çok önemli. Hani sizin mesela söylemiş olduğunuz bazıları da hatta şöyle... Biz mesela zaman zaman ekranlarda bile denk geliyoruz. Hani ufak da olsa bir kışkırtma söz konusu oluyor. Biz bunu da görüyoruz. Yani bugün mesela birçok kanalda da denk gelebiliyoruz. Orada muhakkak elbette tabii o düşünceye sahip, o düşünceyle birlikte gidip orada taciz etmek isteyenler de var. Bunu da biliyoruz. Ama her halükarda bence şahsi kanaatim biraz daha belki de şey olması lazım. Yani bunu söylemem de ki gayet şu. Müthiş bir sempati varken. Çünkü seçim süreci ya, yani bu kadar sempati varken oylar mesela işte gençler tarafından seviliyorsunuz, viral olmuşsunuz sosyal medyada. O yüzden tek eleştirim. Yani ben sonuç olarak genel başkanımızı destekleyen gençlerde çok bir karar değişikliği olduğunu düşünmüyorum. Hani tabii ki bize oy vermeyecek genç arkadaşlarımız da var. Elbette. Ama hani o programın biraz daha hani manipülasyona açık bir program olduğunu söyleyeyim. Ve bu cesareti gösterdiği için de tabii ki başkanımızı kutlamak gerekiyor. Bir de bizde şey var. Hani genel başkanımız ve parti sözcüğümüz haricinde partimizin diğer yetkilileri çok fazla davet edilmiyor programlara. Biraz hani... Medyada öyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Evet, medyada öyle bir sıkıntı yaşıyor. Çünkü onu genel başkan da ifade etti. Hem sosyal medyada hem medyada başkanımıza çok yükleniliyor. Hani... Bu işin doğrusu yani ister istemez tabii ki. Ama şöyle mesela sosyal medyayı şu an mesela birçok lider kullanıyor. Sosyal medyada güçlü yani takipçi sayısına sahip liderler sosyal medyadan da çok net mesajlarını verebilir. Artı sosyal medyada artık yani kimse herhalde seçimle ilgili reklam çalışmalarını veya söylemlerini kimse engelleyemez diye düşünüyorum. Yok sosyal medyanın öyle bir gücü var ama hani normal medyayı söylüyorum ben. Televizyonlara falan. Onu genel başkan ifade etmişti. Yani bize yer verilmiyor. Sinan Oğan da mesela aynı konuda şikayetçiydi. Yani bizde de genel başkanımız ve parti sözcüğümüz haricinde partimizin diğer yetkililerine çok söz hakkı verilmiyor. Çok medyaya çıkarılamıyoruz. Hani bir de Cumhuriyet Halk Partisi olsun, İyi Parti olsun, bu AK Parti olsun, Milliyetçi Hareket Partisi olsun. Hani göz önünde birçok siyasetçi olduğu için orada hani bakış 10'a bölünüyor, 15'e bölünüyor. 20 yani 20 kişi üzerinde bu yoğunlaşıyor. Biz de hani o şeydeki medyadaki tam böyle hak ettiğimiz ilgiyi görmediğimiz için yani medya kanalları çok fazla bizim yetkilileri de çıkarmadığı için bütün şey genel başkanımıza çok yükleniyor. Bir de parti sözcüğümüz programlara katılıyor. Öyle olunca da hani bir kişinin üzerine çok gelinirse biraz da hani sonuç olarak hepimiz etten kemikten insanlarız. Yani dönem dönem belki hani çok karşı tarafta hani sempatik karşılanmayabilir ama bir şekilde ben kendini yani çok iyi anlattığını düşünüyorum. Ben işin doğrusu o 3,5 saatlik programda hani çok da bir rahatsızlık duymadım yani. Peki yani Sayın İnce daha önce Elazığ abi geldi. Evet. Hatta Gazi Caddesi'nden gençlerle, esnaflarla bir halkla, vatandaşla buluştu Elazığ'da. Evet. İlerleyen günlerde yani Sayın İnce seçime az bir süre kala Elazığ'da
tekrar olacak mı? Evet, olmasını bekliyoruz. Hatta şöyle mesela, bilmiyorum, sadece soruyorum. Evet. Yani bu arada değerli izleyenler, mesela ben böyle sorusuz çıkarım. Yani sadece işte konuk ismini not alırım. Evet. Ve işte programlar esnasında da işte aklıma gelenleri yazıyorum. Tabii, ki tabii sorayım. Yani. Şimdi Sayın İnce mesela Elazığ'a gelse, gençlerle birlikte tekrar mesela işte belirli bir noktada buluşsa, var mı böyle bir plan veya sizin çalışmanız var mı böyle? Ya şöyle, bu seçim gezileri programları yapılıyor ve şu anda hani daha çok işte Balıkesir yapıldı, Eskişehir yapıldı, işte Karabük, Bartın, Zonguldak yapıldı. Hani biz Elazığ, Malatya, Diyarbakır, hani bir gezi seçim programı bekliyoruz. Ama hani bunun tam tarihi netleşince zaten biz de kamuoyuna duyuracağız yani. Hı hı. Hani biz bekliyoruz ama yani şey olarak bir aksilik olmazsa, hani inşallah tabii yani ama orada mesela önemli bir aksilik olmazsa, dediğim gibi biz muhakkak hani Elazığ, Malatya, Diyarbakır bölgesinde bir seçim programı zaten hazırlığındayız yani. Peki yani Elazığ'a geldiği takdirde diyelim ki işte tarih belli olduktan, evet, sonra siz mesela sizin bir planınız, programınız var mı? Hazırlanmış olduğunuz veya hazırlık içerisinde olduğunuz bir program var mı? Gençler ya, üzerine ama. Ha, gençler üzerinde. O şimdi şeye bağlı. Zaten gençlerle beraber bir seçim miting gibi bir basın açıklaması gibi bir şey olacak ve sonrasında miting yapacak mı Elazığ'da? Yani ya basın açıklaması ya da miting gibi bir şey hazırlayacağız. Ve hani gençlerle de buluşacağız yani. Hı-hı. Şey tabii ki zamanımız el verirse belki bir toplantı gibi bir şey yapılabilir ama ya hani bir yer, bir mekan belirlenir. Evet, o mekanda tabii, işte tabii. Saat diyelim ki akşam saat 19'da işte saat şurada kısıtlaması şey olabilir. Mesela sabah üstü Malatya, öğleden sonra Elazığ. Hani eğer akşam programı burada olursa belki akşam için saat mesela 14 olabilir. Ben 19 evet. söyledim ama ya 15 de olabilir. Hiç saati evet. takılı kalmayın ama şey yani hani mesela evet. o saatte işte gençleri bekliyoruz veya evet. Elazığ halkını bekliyoruz yani gibi. Şu anda daha çok sosyal medyadan başkanımız hep böyle daha çok gençlere ulaşmak için daha sosyal medya hani ister istemez şu anda hani çağımızın bir şeyi yani gerçeği. Ne kadar çok insana ulaşabiliyorsak ve videolarımız ne kadar çok izlenebiliyorsa özellikle gençler bu şekilde siyaseti takip ediyorlar. Sosyal medyada mesela Elazığ'a karşı nasıl bir tavır var? Yani gençlerin veya Sayın İnce'nin veya Memleket Partisi yöneticilerinin. Yani gayet olumlu şey evet. olarak hani Elazığ hani Memleket Partisi hani yeni kurulan ya yeni teşkilatlanan bir parti olduğu için hani olumsuz bir şey yok. Yani dediğim gibi biz milletvekili adaylığımız belirlendiği zaman da genel merkezde görüştük. Gayet hani güzel bir şekilde hani iyi dileklerimizi paylaştık. İnşallah hani Elazığ'ın da kendilerine olan ilgisini görünce daha bir şey olacaktır yani Elazığ'a peki, karşı genel başkanla ilgisi bir ara sevgisi. Geldiniz mi? Yani bu süreçte milletvekili başvuru sürecinden ben sonra genel hiç başkan, geldiniz mi? Yani? Yok hani diğer milletvekili arkadaşlarım, aday arkadaşlarım geldiler de ben hani başkan yardımcılarıyla falan görüştüm daha çok. Hı-hı. O zaman programı nedeniyle genel merkezde olmadığı için ben gittiğim zaman denk gelemedim işin doğrusu. Evet. Ama diğer aday arkadaşlarım hani birebir. Peki onların ifadeleri nedir? Yani genelde olumlu yani hani genel başkanımız bize çok büyük bir enerji veriyor. Hani özellikle dik duruşu ve hani bu kadar baskıya, bu kadar yıpratmaya rağmen hala ilkelerini savunması. Onda hani çok ciddi bir mağduriyet yani gerçekten hani bizim toplum olarak mağdurun yanında hep yer alma isteğimiz vardır. Yani hep böyle zarar vermeye çalışıyorlar ama aslında genel başkanımız güçlenerek geliyor. Ne konuda mesela mağduriyeti var? Yani işte özellikle CHP'nin Memleket Partisi'ni yok sayması, ona bir sürü sanki oyumuzu bölüyor musunuz gibi böyle sürekli sosyal medyadan algı oluşturması. Yani ama hiç, şöyle yani sonuçta Muharrem İnce ismi Cumhuriyet Halk Partisi'nde evet. İyi bir isimdi değil evet. mi? Tabii yani, tabii. Yani sonuçta genel başkanı aday olmuş, işte cumhurbaşkanı aday olmuş bir isim. Evet. Yani daha çok mesela desteklemiş olduğu bir isim Muharrem evet. İnce. Ve yani doğal olarak yani CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Partisi kurması yani orada tamam evet partiden daha çok ön planda ben görüyorum tabii, ismini. Evet. Yani ister istemez elbette bir kesim kayma olmuş olacaktır. O da tabii insanların yani tercihidir yani. Tabii orada, tabii kesinlikle. Ama hani şunu görmüyorlar. Hani bizim genel başkanımız da sadece CHP tabanından değil. Hani AK Parti'den, İYİ Parti'den, MHP'den hatta HDP'den bile dediğim gibi bir şey var. Hani bir evet, teveccüh var. Hani özellikle iki adaylı bir seçim olması daha sıkıntılı olacaktı diye düşünüyorum. Çünkü hani Kemal Bey'in işin doğrusu bu seçimi yürütemeyeceğini, hani o popülaritesini yani o şimdi hep beraber bir altılı masa artı şimdi Cumhurbaşkanı yardımcıları Mansur Bey, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'yla bir
hava yakaladılar ama bu popülariteyi çok da seçime kadar devam ettirebileceklerini düşünmüyorum. Ve iki adaylı bir seçim olsaydı, yani Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir seçimi olsaydı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanabileceğini düşünmüyorum ben. Şu an öyle bir düşünceniz yok mu? Kazanmayacak mı? Ya eğer ikili aday olsaydı şu an Sayın Başkanımız sayesinde, yani bu seçim inşallah ikinci tura kalacak. Yani ikinci olur, tura kalırsa ne olur? İkinci tura kalırsa orada ilk ikiye giren kişi çok önemli. Eğer, kim girer? Kemal Bey girerse, Kemal Bey ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan girerse seçim meclis aritmetiği sonucu belirler. Yani ben kendi kişisel fikrim olarak söyleyeyim. Eğer meclis aritmetiğinde HDP'siz bir 300 milletvekili çıkartabilirse altılı masa, o zaman ikinci turda seçilebilme şansı yüksek. Veya biz de inşallah işte güçlü bir şekilde meclise girersek Memleket Partisi, İyi Parti ve CHP, ama CHP eski AK Partilerden arındırılmış bir CHP. Özellikle biz hani eski AK Parti'yi de yeni AK Parti'yi de istemiyoruz. Hani bizim de zaten isteğimiz o. Güçlü bir şekilde meclise girip Memleket Partisi, İyi Parti ve CHP koalisyonunu kurabilirsek, 300 milletvekilini geçebilirsek ve HDP'siz, yani HDP o mecliste anahtar parti olması şu an sıkıntı. Yani bir koalisyon hükümeti, hani altılı masa artı HDP koalisyonu şu an çok devam ettirilebilir, çok mantıklı bir alternatif olarak görmüyorum. Çünkü altılı masa içinde İyi Parti var. Yani ve HDP de dışarıdan destek verirse bu hükümete. Destek elbette veriyor ki, zaten. Verirse hayır, mecliste destek verirse. Hı. Hani mecliste altılı masanın azınlık hükümeti, dışarıdan da HDP destek verirse. Yani Memleket Partisi hani olmadığını düşünüyorum. İnşallah hani biz bu hesabı bozmak için geliyoruz zaten. Peki velev ki ikinci tura kaldı. Evet. Sayın Başkanımız mı kaldı? Hayır, Kılıçdaroğlu ile Kılıçdaroğlu Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanımız kaldı. Evet. Bir yarış kaldı. Diyelim evet. Ki velev ki öyle bir tablo var. Evet. Nasıl bir tavır alacak sizce? Şöyle, bizim başkanımız ve biz zaten parti olarak bizim görüşümüz şu. Biz kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın, Tayyip Erdoğan'ın artık hani ülkeyi yönetemediğini ve artık kesinlikle gitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Orada bizim parti görüşümüz ve desteğimiz açısından bir sıkıntı yok. Yani bizim burada en büyük çekeceğimiz, bizim partimize oy verenler küskünler. Yani AK Parti'ye küskünler var, MHP'ye küskünler var, İyi Parti'ye küskünler var, CHP'ye küskünler var. Tabii ki gençler var. Hani bunlar ikinci turda Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'a da oy verebilirler. Yani biz oyların hiçbirisinin sahibi değiliz sonuç olarak. Peki şöyle bir şey de ifade ediliyor, iddia ediliyor. Desem evet. Daha doğru olur. Tırnak içerisinde söylemiş olayım. Mesela özellikle 100 bin imza noktasında evet. Özellikle de AK Parti'nin ciddi bir destek verdiği ifade ediliyor. İddia yok, ediliyor. Yok yok. Yani o kesinlikle abartı. İşte dediğim gibi baştan beri yok sayma politikası güttüler. Hatta net aday listesi seçilinceye kadar da, yani belli oluncaya kadar, belli olmasından 24 saat falan kala bir nezaket ziyaretinde bulundular bizim partimize. Hani ve sosyal medyadan linç kampanyası başlatıldı. Yani neden söylüyorum. Bize katılmadığınız gibi bizim oylarımızı bölüyorsunuz diye. Yanlış ifade olmasın. Tabii. Yani benim söylemim şu. Yani Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin toplamış olduğu imza evet. Süreci içerisinde AK Parti'den destek olduğu iddia ediliyor. Hayır, o yanlış bir iddia. Ama tabii ki önceden, daha önceki seçimlerde AK Parti'ye oy verip de şu an bize destek veren ve tabii ki Cumhurbaşkanlığı sürecinde başkanımızı destekleyen AK Partilisi de var, MHP'lisi de var, İyi Partilisi de var. Zaten CHP'den ayrılan bir partiyiz ve gençler var. Biz bunlardan topladık zaten bu 100 bin oyu. Yani biz yeni bir siyasi hareketiz. Yani zaten bize imza veren 100 bin kişi daha önce oy kullanmamış bir kesim var. Bir de zaten daha önce oy kullanmışsa da bizden başka partilere oy vermiş. 100 binin içerisinde AK Partili de var, MHP'li de var, CHP'li de var. Diğer evet işte, İyi Partili de var. Tabii ama bunlar şu anda AK Partili değil. Bunlar hani AK Parti'ye küskün. Artık AK Parti'nin ülkeyi yönetemeyeceğine inanan insanlar. Yani bizim şöyle, hani ben de partide genel merkezde böyle temaslarda bulunduğum zaman hani görüyorum ki hem CHP'den ayrılanlar var, hem AK Parti'den ayrılıp artık yeni bir siyasi hareketin içinde yeni temiz bir siyaset izlemek isteyen kıymetli vatandaşlarımız var. İyi Partili var ve Milliyetçi Hareket Partisi, hatta HDP'den gelenler bile var. Yani biz hani yeni bir merkez, yeni bir siyaset öneriyoruz ve hani bu ikili kamplaştırma, kutuplaştırma siyaseti artık insanları hani canından bezdirmiş vaziyette. Ya tarafsın ya bertarafsın. Yani öyle bir saçma bir şey var, zihniyet var ne yazık ki siyasetimizde. Ya o tarafsın ya o taraftan değilse hani karşı taraftansın. Hani böyle bir düşmanlaştırıcı, ötekileştirici, yani çok güzel olmayan ve hani bize hiçbir gelecek, hiçbir faydası olmayan bir siyasetin peşinden koşuyoruz. Yani ben altılı masanın da, Cumhur İttifakı'nın da, Millet İttifakı'nın da artık bizim ülkemiz için
insanlığımız için, özellikle gençlerimiz için bir umut olduğunu düşünmüyorum. Yani ben de onun için zaten üçüncü yol dedim. Ne cumhur ne millet, tek yol memleket diyerek yola başladık. Yani kesinlikle hani ben ikili şeye hani mecbur bırakılması, yani ben bir şeye mecbur bırakılmak istemiyorum. Yani bizim partimize gönül veren insanların da düşüncesi bu. Yani ne ölüme ne sıtmaya biz razı değiliz. Yani Sayın Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın ülkeyi yönetemediği belli. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da hani bu ülkeyi yönetebilecek vizyonda birisi olmadığı da çok açık belli yani. Hani şimdi doğrusu ben onun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da bu ülkeyi yönetebileceğine, bu çok bilinmeyeni denklemde 6+1 falan, hani böyle bir şeyde çok zor yani. Peki şöyle bir ifadede bulunalım. Tabii. Hatta beyin fırtınası yaşayalım. Örneğin seçimlerde seçim ikinci tura kaldı. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sayın İnce kaldı. İkinci tura kaldığı zaman bizim başkan kesin kazanıyor. Bütün anketler öyle gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızla da kalsa, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla da kalsa, ikinci turda kazanan, yani kalması durumunda kesin kazanacak bir aday var. O da Sayın Muharrem İnce. Sayın İnce de kazanır. İttifak da mı? Millet İttifakı da mı kazanır? Ya şöyle, hani ikinci tura biz ve Sayın Cumhurbaşkanımız kalması durumunda ikinci turda muhtemelen Millet İttifakı'nın bizi destekleyeceğini düşünüyoruz ve anketlerde de öyle görüyoruz. Hani bunların hepsinin böyle alternatifli anketleri var. İkinci tura Sayın Cumhurbaşkanımızla Muharrem Başkanımız kalırsa ne olur? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla Sayın Cumhurbaşkanımız kalırsa ne olur? İşte yani böyle farklı alternatifler üzerine de hep anket çalışmaları devam ediyor. Hani bizim kamuoyundan takip edebildiğimiz kadarıyla hani ikinci tura kalması durumunda kesin kazanacak aday Sayın Muharrem İnce. Onun için hani Sayın Cumhur İttifakı'nın da Millet İttifakı'nın da hani destekleyen değerli vatandaşlarımıza sesleniyorum. Gerçekten hani yeni bir siyasetin, temiz bir siyasetin ve hani bir oy veriyorsunuz, bu iktidardan da bu muhalefetten de kurtuluyorsunuz. Yani bu çok büyük bir nimet. Kesinlikle. Yani bir oyla her şey bitiyor. Yani peki. 15 Mayıs'tan sonra Sayın Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız olmayacak. Sayın 15 Mayıs'tan sonra Kemal Kılıçdaroğlu olmayacak, Meral Akşener olmayacak, Temel Karamoğlu olmayacak, Ahmet Davutoğlu olmayacak, Ali Babacan olmayacak. Yani inşallah çok temiz, çok yeni bir siyaset olacak. Ama bu konuda diğer partiler de, mesela liderler de çok iddialı. Mesela Cumhur İttifakı diyor ki biz kazanacağız. Millet İttifakı diyor biz kazanacağız. Yok, ben bizim iktidar olmamız durumunda söylüyorum. Evet. Biz iktidar olduğumuz zaman illaki, yani şimdi onlar seçim sonrası kendi içlerinde bir hesaplaşma yapacaklar. Yani biz neden kazanamadık, neden kaybettik diye. Milletimiz bu yönde bize teveccüh gösterirse demek ki hani onların siyaset tarzı, artık bu kutuplaştırıcı, kamplaştırıcı zihniyetleri, böyle ötekileştirici zihniyetleri artık bu ülkede bir karşılık bulamıyor demektir. Mesela genel merkezin yapmış olduğu anketler veya bildiğiniz, konuştuğunuz veya yani genel olarak hani şu anda bir seçim. Şunu soracağım. Evet. Yani Türkiye genelinde mesela Memleket Partisi yüzde kaç civarında bir oy? Ya şu anda barajı geçme gibi bir kaygımız yok. Yani en son genel anket ortalaması olarak işte %8-10 bir partimizin bir oy o potansiyeli görünüyor. Genel başkanımızın tabii bizden daha önde, o %14-15 gibi bir oy oranı görünüyor. Ama bunlar değişebilir. Ya bir de bu anket çalışmalarında hani vatandaşın hepsine ulaşamıyorsunuz. Hani o anket çalışmasında katılım, hani seçmen profili, bunlar değişebiliyor. Bir de biliyorsunuz anket firmaları hani çeşitli partilere yakınlıklarıyla biliniyorlar. Hani ne kadar doğru bir anket? En doğru anket seçimdir. Yani seçimin ta kendisidir. Ama bu seçimde hani ben her yerde söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Bu seçimde gerçekten bir dip dalga geliyor. Bu dip dalga bizi ne kadar yükseltecek? Hani bunu bilmek, şimdiden tahmin edebilmek zor. Ama çok güçlü bir şekilde meclise gireceğimizi düşünüyorum ben. O dip dalga gençlerden mi? Hem gençlerden hem de küskünlerden. Hmm. Yani inanın ben hani yaşça bizden çok çok büyük. Hani ben 40. Mesela şimdi şunu sorayım. Elazığ'da ne kadardır sahadasınız? Ya şöyle bir 10 gündür falan sahadayız. Mesela evet. 10 gün içerisinde bir değerlendirir misiniz? Yani Elazığ'da mesela 10 gündür sahada neler görüyorsunuz? Şöyle, sahada gördüğüm net bir şey var. Elazığlıların hepsi bu siyasetin değişmesi gerektiğine inanıyor. Hatta şu an AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, işte CHP'ye oy veren, İyi Parti'ye oy veren insanlar da artık bu siyaset tarzının devam etmemesi gerektiğini düşünüyor. Ama hani genç siyasetçiler olarak tabii bize fikrini değiştirmeyen abilerimiz, ablalarımız nasihatlerde bulunuyorlar tabii. Biz ne saygı duyuyoruz. Mesela? Hani yani siz siyaseti değiştiremezsiniz. Yani siyaset böyle gelmiş böyle gider. Siyasetten hiçbir şey olmaz. Hani biz de istemiyoruz ama ne yapalım, işte ya ölüm ya sıtma, birisini karar vereceğiz. Yani onu demeye getiriyorlar. İşte o karar, mesela o karar vereceğiz diyorlar ya. O evet. Karar verme noktasında hangi parti daha çok ön plana çıkıyor? Veya şöyle sorayım, evet. Hangi parti diye ifade etmeyeyim de. Mesela Memleket Partisi'ne orada mesela Sayın İnce, teveccüh nasıl? Şöyle, yani herkesin ikinci partisi biziz. Onu söyleyeyim yani bir kere.
AK Parti'ye oy verenler de eğer AK Parti'ye oy vermeseydi Memleket Partisi'ne oy verirlerdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verenler de Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeselerdi kesinlikle Memleket Partisi'ne oy verirlerdi. Ben bunu sahada gözlemlerimi söylüyorum. İyi Parti için de öyle, Milliyetçi Hareket Partisi için de böyle. Yani biz sonuç olarak herkesin bir sempatisini kazanmış bir partiyiz. Genç bir partiyiz. Gençlerin daha çok destek verdiği, güç verdiği bir partiyiz. Sahada herkesin ikinci tercih olmayı başarmışız. Onu görüyorum. Özellikle gençlerin ve küskünlerin ilk tercihiyiz. İnşallah herkesin ilk tercihi olacağız. Yani biz onun için uğraşacağız tabii. Tam da onu soracaktım. Evet. Yani daha çok gençler üzerinde mi o tercih yoksa işte bir belirli yaş ortalaması var mı? Şöyle hani bizi ikinci tercih olarak görenler tabii ki bizden yaşça büyük olanlar yani. 50, 60, 70 artık hani böyle Türkiye'nin eski siyasi ikliminde yetişmiş insanlar. Ve hani tabii ki sıkıntılı dönemler görmüş insanlar. Hani Türkiye'de daha siyasete... Daha çok garantici mi bakıyorlar? Yani şöyle yani. Siyasetin bir çözüm üretmediğini görmüşler ve ona inanıyorlar. Yani ya tabii onların yaşadıklarına da tabii ki sonuç olarak bizden daha tecrübeler, hayat tecrübesi olan insanlar... Ama hani bir şeyleri değiştirmek istiyorsak hani elimizde bir gücümüz var. Bir oyumuz var. Yani o oy çok basit bir şey değil. Yani gerçekten çok güçlüyüz. Ama işte yani, vatandaş yani oy kullanırken bir şekilde ikna olmak istiyor. Ya ikna yani, olmak istiyor da yani bizim kullandığımız oyu kimse görmüyor ki. Evet. Tamamen özgürüz ve bağımsızız. Yani kimsenin baskısı altında değiliz aslında. Peki ikna ettiğinizi edebildiğinizi düşünüyor musunuz? Ya şöyle devam edeceğiz tabii ki. İkna ediyoruz tabii ki. Daha olumlu. Yani dediğim gibi biz herkesin yani hem birinci tercihiz, birinci tercihimiz olmasak bile herkesin ikinci tercihiyiz yani. Burada eğer yeni bir siyaset gelişecekse, yeni bir siyaset dili gelişecekse, temiz, şeffaf ve çözüm odaklı bir siyaset gelişecekse bunu gençler başaracak. Zaten hani inşallah ama şunu da bak net söylüyorum ben, bizden yaşça büyük olan büyüklerimiz bu siyasetin değişmesi gerektiğini bizden daha çok istiyorlar. Bizden daha çok istiyorlar, keşke de hissediyorlar. Ama hani... Bir şekilde sandık gelecek 14 Mayıs'ta. Yani işte hani sandık gelecek ama işte insanların umutsuzluğu yani işte ben her zaman söylüyorum bu son 21 yılda artık insanlarımızın bir umudu kalmadı. Bu en acı yani şey mesela o. Mesela şeyi değiştirmekten mi korkuyorlar? Yani partilerini değiştirmekten veya ya kutuplaştırıp şeyler korkuları ne mesela? Korkuları en çok endişeleri ne? Şöyle kutuplaştırılmışlar. Ya oradanlar ya o taraftanlar ya bu taraftanlar. Hani karşı taraf kazanınca kendilerinin çok kötü günler yaşayacağını zannediyorlar. Diğer taraf için de bu böyle. Karşı taraf kazandığı zaman kendileri için çok sıkıntılı günlerin geleceğini düşünüyorlar. Peki orada siz devreye giriyorsunuz ya. Evet. Ne ifade ediyorsunuz? İşte biz yeni bir siyaset öneriyoruz. Biz temiz ve şeffaf bir siyaset öneriyoruz. Biz her türlü ayrımcılığa karşıyız. Her türlü yaşam tarzına biz saygılıyız. Siyasetten rant devşirilmesine biz karşıyız. Yani biz ülkemizin kurucu değerlerine saygılı, ondan sonra anayasanın ilk dört maddesini tartışmayan, bütünleştirici bir ulus devlet anlayışından yanayız biz. Her türlü ayrımcılığa karşıyız. Dediğim gibi yani burada dini, dili, ırkı, mezhebi, siyasi düşüncesi, yaşam tarzı ne olursa olsun biz toplumsal bir merkeziz. Biz Türkiye'nin yeni merkez partisiyiz. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. Biz bu ülkenin kuruluş ilkeleri olan, yani bu ülkeyi kuran irade bizim atalarımız, Kurtuluş Savaşımızın şehitleri, gazileri, kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu ülkeyi cumhuriyetçi demokrasi ilkesiyle kurmuşlar. Yani bu ülkenin cumhuriyetçi demokrat bir ilkelerle yönetilmesi, yönetim tarzını cumhuriyetçi demokrasi olarak şekillendirmişler. Biz de şu anda işte ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan diyerek çok farklı siyasi görüşlerde, yani geçmişte birçok farklı siyasi görüşte siyaset yapmış arkadaşlarımız var. Hani ben de hani Elazığ'ın milli manevi ikliminde yetişmiş bir kardeşinizim. Yani benim de milli hassasiyetlerim var. Hani bu partimizde milliyetçiler var, sosyal demokratlar var. Yani kendini tarif etme biçimi olarak söylüyorum. İnsanların kendini tarif etme biçimi olarak söylüyorum. Cumhuriyetçiler var, ulusalcılar var, Atatürkçüler var, muhafazakarlar var. Yani bizim parti Türkiye'nin yeni merkez partisi. Ve biz hepimiz bu partiye inanan bütün insanlar, bütün vatandaşlarımız, biz ülkemizin çok zor bir durumda olduğunu, uçurumun kenarında olduğunu biliyoruz. Biz ülkemizi tekrar bir araya gelerek Kuvayi Milliye ruhuyla nasıl bu ülkeyi bağımsız kıldıysak, nasıl bu ülkeyi özgür kıldıysak ve tekrardan ayağa kaldırdıysak, bu sıkıntılı dönemde de tekrardan fabrika ayarlarımıza dönüyoruz hepimiz. Dediğim gibi hepimizin siyasi olarak düşüncesi, bunları bir zenginlik olarak görüyoruz. Dediğim gibi temel bizim ortak değerlerimiz var. Bu ülkenin kurucu değerleri ve ilk dört anayasamızın ilk dört maddesi. Bu ilkelerde
herhangi dediğim gibi bunlarla alakalı hepimizin ortak paydası bunlar. Bunlarda biz hepimiz bir araya geldik. Cumhuriyetçi Demokrat çizgide biz ülkenin yeni siyasi merkezini, yeni bir siyasi parti kurduk. Ve bu toplumun merkezidir. Siyasetin yeni merkezidir. Yani Cumhuriyetçi Demokrat siyaset artık Türkiye'nin inşallah önümüzdeki seçimden sonra siyasetin merkezine oturacak yeni siyasi hareketidir yani. Peki Elazığ'la ilgili mesela hedefleriniz nedir? Veya Elazığ'ın hedefi ne olmalıdır diye sorsam ne söylersiniz? Şey sormayacağım. Tabii. Yani zaten hızlandırılmış bir seçim süreci. Tabii. Yani projelerdir, şunlardır, bunlardır. Elbette düşünceleriniz vardı. Daha önce hatta konuştuk evet. Bunu. Ama mesela şimdi sizin bakış açınızda yani Elazığ'ın hedefi ne olmalıdır ilerleyen süreç içerisinde? Ya Elazığ'ın hedefi yani şey olarak milletvekili seçimleri olarak mı soruyorsunuz? Yani yatırımsal anlamda tabii. İşte tarım mı olmalı, hayvancılık mı olmalı, sanayi mi olmalı? Evet. Tabii. Şimdi Elazığ'ın hedefi bir kere Elazığ'ı eğitim ve sağlık üssü haline getirmeliyiz. Tarım ve hayvancılığı canlandırmalıyız ve sanayi, üretimi, istihdamı arttırmalıyız. Bunun altyapısını kurmamız gerekiyor. Fakat ben Elazığ'da özellikle hani 40 yaşındayım, 18 yaşından beri siyaseti takip ediyorum. Yani milletvekili büyüklerimiz işte seçiliyorlar ve seçildikten sonra ya kendilerini çok ifade edemiyorlar ya da gerçekten seçim dönemine Elazığ'a geliyorlar. Ve çok birlikte hareket ettiklerini de düşünmüyorum. Aynı partiden bile olsa hepsi farklı hareket ediyor. Ben Elazığ'da hem kamuoyunda hem siyasetçilerde hem sivil toplum örgütlerinde bir birlik beraberlik ruhu göremiyorum. Benim esas yapmak istediğim Elazığ'da bir birlik beraberlik ruhu olması. Yani önce Elazığ olması. Yani sonuç olarak hepimiz siyasetçileriz ve hepimiz bu memleketimize, milletimize hizmet yolunda varız. Ya tabii ki hepimizin öncelikle Türkiye'miz, memleketimiz, ülkemiz olması gerekiyor. Sonrasında Elazığ'ımız olması gerekiyor. Yani sonrasında partimiz olması gerekiyor. Ne yazık ki benim hani bu son 22 yıllık tecrübelerimde bazı milletvekili büyüklerimizin partisini memleketinin daha önüne gördüğünü düşünüyorum. Ya bu konuda da sistemlerimi açıkça söylüyorum yani. Evet. Böyle yani bu Elazığ kazandırmaz. Yani siyasi parti il teşkilatları mesela ben söylüyorum yeni temiz bir siyaset kurmamız gerekiyor. Ben hani il başkanlığı şimdi kurmak için de çalışmalarımızı, temaslarımızı devam ettiriyoruz. Biz yeni bir siyaset, bir siyasi il başkanlık, ilçe başkanlıkları kuracağız. Ya şu anda ben il başkanlıklarına falan bakıyorum. Ya il başkanlıkları bildiğiniz genel başkanlara ibadet yerine dönüşmüş yani. Direkt açık ve net söylüyorum. Yani Allah'a şükür bu yaşımıza kadar kulluk etmedik. Hani böyle bir siyaset tarzını da benimsemiyoruz. Yani siz genel başkanınızı, partinizi Elazığ'dan daha üstün tutarsanız veya genel başkanınızı veya partinizi Türkiye'den daha üstün tutarsanız zaten hepimiz kaybederiz. Kazanabilme şansımız yok yani. Bunu herkes kendi değerlendirsin yani. AK Partili arkadaşlarımızla, Milliyetçi Hareket Partili arkadaşlarımızla, İyi Partili arkadaşlarımızla, Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımızla. Yani bunlar eski partiler ve bunların zaten Türkiye'ye bir çözüm olacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Yani artık Elazığ için de bence yeni bir siyaset inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani sonuç olarak... Ya peki yani onu düşünceyle birlikte onu görebiliyor musunuz sahada tabii. Gezerken? Ya tabii yani bizim amacımız bu. Sizin amacımız tabii ki yani. Her siyasi partinin elbette amaçları vardır ama ya ben bir sahada de onu sahada bir de onu görebilmek vardır. O umut var mı yani? Umut ya şöyle hani biz gençler bu umudu oluşturacağız. Bizde o umut var, o heyecan var. Biz bir şeyler yapabilirsek bizi destekleyecek büyüklerimizin de olduğunun ben farkındayım. Görüyorum bunu sahada. Ama işte herkes seçime kilitlenmiş vaziyette. Hani herkes bir diğerinin oy vermesini bekliyor işin doğrusu. Evet. Ama işte kimseye bakmamıza gerek yok. O sandığa gittiğimiz zaman, o perdeyi çektiğimiz zaman işte sandıkla işte şeyle karşı karşıyayız. Yani bunu biz bir oyumuzla değiştirebiliriz. Zaten hani geçmiş ben kendim tabii 22 yıldır siyaseti takip ediyorum. Bizim derdimiz oylarla seçildiler. Yani başkası gelip de oy vermedi. Yani bu kararı biz verdik ve biz verdiğimiz kararların bedelini ödedik. Ödemeye de devam ediyoruz. Hani Bu kadar açık ve net. Biz seçimlerde bir karar veriyoruz ve verdiğimiz kararın bedelini ödüyoruz. Eğer iyi bir karar verirsek her şey daha iyi olur. Ama kötü bir karar verirsek onun da bedelini ödüyoruz. Yani siyasetin ben eğer başarısız olursa temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu kutuplaştırma siyasetinin bize en büyük dezavantajı oldu biliyor musunuz? Yani kutuplaştırma siyaseti yüzünden siyaset kendi kendini temizleyemiyor. Normalde siyasetin ne olması lazım?
biz seçimde karar vereceğiz. Bir partiyi işte veya bir ittifakı iktidara getireceğiz. Ondan sonra o iktidar başarısız olacak ve bir sonraki seçimde onu göndereceğiz. Ama gönderemiyoruz çünkü ülkede kutuplaşma siyaseti var. Ama sonuçta vatandaş ya vatandaş kullanmıyor. O iki kutuptan birisine gitmek zorunda hissediyor kendini. Ondan dolayı ne oluyor? Kötü olsa da kendi iktidarını destekliyor. Yani böylece, istemese de mi destekliyor? İstemese de destekliyor. Çünkü karşı taraf kazanacak zannediyor. Burada Memleket Partisi bir alternatif olarak öne çıkıyor. Evet, hem burada hem Türkiye'de. Ya bu işin başka çözüm yolu yok. Hep AK Parti, yani meşhur bir söz vardır ya, hep aynı şeyleri yaparak sonucun değişmesini bekleyemezsiniz. Hep AK Parti'ye oy vererek sonuçlar değişmeyecek. Hep CHP'ye oy verseniz de sonuçlar değişmeyecek. Hep İYİ Parti'ye oy verseniz de sonuçlar değişmeyecek. Hep MHP'ye oy verirseniz de sonuçlar değişmeyecek. Ya farklı, yeni, genç siyasetçilere oy vermeniz gerekiyor. Yani sizin desteğinizi istiyoruz. Yani sizin desteğinizle biz bu işi değiştirebiliriz. Tabii şu an bu seçimde hem yeni ilk defa oy kullanacak bir genç kitle var. Hem de evet ve zaten çok ciddi ve hani bu seçimin bence denklemi, aritmetiği şey. Hani Y ve Z kuşağı bu seçime daha hakim. Yani oy veren herkes, yani onun biraz es geçiyorlar ama bu seçimde Y ve Z kuşağı X kuşağına, yani daha önceki kuşaklara göre biraz daha seçimde sonucu belirleyecek kuşaklar. Yani onların da daha çok bize ilgisi var. Hani onlar daha biraz apolitik görünüyorlar. Daha böyle hayatla barışık insan gençler ve daha umutlular. Ama hani onlar bence bu seçimin kaderini belirleyecek. Onlar da hani bize çok güzel destek veriyorlar. O ilgideki yani asıl tema olayı nedir? Yani aşırı mesela hakikaten Memleket Partisi'ne ince o gençlerin muazzam bir teması var. İşte bir ilgisi var. Evet. O ilgiyi önemli kılan sebepler mesela ne görüyorsunuz? Ya gençler bu hani mevcut siyasetçilerle. Ya şimdi sadece Muharrem İnce diye sevmiyor gençler. Ya tabii yani. Öyle de. Ama işte oradaki gerekçe ne yani? Genel başkanımızın bir eğitimci niteliği var. Bir daha yakın hissediyorlar. Yaş olarak da daha yakın. Yani dediğim gibi bir tarafta 74 yaşında Kemal Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta 69 yaşında Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız var. Hani bizim genel başkanımız 58-59 yaşında, daha genç ve hani daha böyle gençlere daha çok hitap eden, daha canlı, daha enerjik bir siyaset dili var. Ama hani gençlerin esas bu kutuplaştırıcı, bu kamplaştırıcı, yani gençlerin arasında böyle bir şey yok. Kavga yok. Bir kutuplaşma yok. Gençler yani hangisi? Sayın İnce orada mı ön plana çıkıyor? Yani o kutuplaştırmanın işte, içerisinde olmadığı için evet, mi? Evet, aynen. Tutuluyor hem ondan dolayı duyuluyor. Çünkü biz zaten toplum olarak biz birbirimizle barışığız. O eski sağcılık, solculuk dönemleri bitti. Bitti zaten. Öyle hani kimsenin yaşam tarzına kimsenin yaşam tarzına karışmıyor artık. O eski sıkıntılı dönemleri geçirdik ve biz toplum olarak barışığız ama bir taraftan yukarıdakilere bakıyoruz, yani Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak değerlendiriyorum. Hani onlar için değerlendiriyorum. Bu konuşmalarım onlarla alakalı. Yani onlar kutuplaştırmaya, saflarını sıklaştırmaya devam ediyorlar ama altlarında biz eziliyoruz. Gençler de bu durumdan rahatsız. Artık temiz, barış, yani barıştırıcı, birleştirici, bütünleştirici, şeffaf, hesap verebilir, çözüm odaklı bir siyaset bekliyorlar. Yani Türkiye böyle düzelebilir. Zaten başka türlü düzelebilme şansı yok. Yani özellikle bu gençlerdeki bu istek, bu enerji ve dediğim gibi esas bir de küskünler hareketi var. Yani bu mevcut siyasi partilerin hepsine küskün. Fakat çok da kendini belli etmek istemeyen, seçime kadar artık hani bir şeyleri değiştirmek isteyen çok ciddi bir kitle olduğunu düşünüyorum ben. Bakalım o kitle nasıl bir şekil verecek? Evet, yani bu seçim gerçekten çok hem Elazığ'da hem Türkiye'de çok farklı bir seçim olacak. Yani ben de hani 22 yıldır seçimleri falan takip ediyorum. Yani bu seçim, yani özellikle bu seçim, yani ben tahminim şöyle ki ben zaten bu seçimde veya çok yakın bir zamanda bu seçimde, çünkü çok değişik olasılıklar ortaya çıkabilir. Türkiye'de siyasetin çok ciddi bir değişime gebe olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Yani bu çok açık ve seçik belli. Zaten hani jenerasyon değişiyor. Hani gençler, hani Y ve Z kuşağı zaten mevcut siyaseti kabullenmiyor. Hani X kuşağı da zaten mevcut siyasetten hiç memnun değil. Ama hani bir şekilde eski siyasetin etkisi altında, bir şekilde hani o eski siyasetin Türkiye'yi yönlendirdiğini ve kendisi de artık hani kabullenmiş vaziyette. Ama siyaset değişince her şey değişecek. Bütün taşlar yeniden dağıtılacak. Bütün kartlar yeniden dağıtılacak. Türkiye'de siyasetin önü açılacak. Hem AK Parti, hem MHP, hem İYİ Parti, hem CHP köklü değişimlere gidecek. Yani bunu siz bir oyunuzla
başarabilirsiniz. Yani bu çok önemli bir şey. Ya bütün siyasetten bıktıysanız, yani ki hepimiz şu an kendimizi öyle hissediyoruz. Yani Türkiye'de siyasetten bıktık. Siyasetten hakikaten böyle gına geldi. Siyaset bu ülkede hiçbir şeye çözüm bulamıyor. Bu siyasetin değiştirmesi lazım. Bu kamplaştırıcı, kutuplaştırıcı, ötekileştirici zihniyetin terk edilmesi gerekiyor. Yani bunun için de hepinizin bir oyu gerekiyor yani. O kadar ne söyleyeyim. Evet. Peki son şunu da sorayım. Ya yani Elazığ'da mesela nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Bunu samimiyetle bir şey merak ediyorum. Tabii. Yani Elazığ'da nasıl bir sonuç beklediğinizi. Ya şöyle, ya AK Parti'ye karşı çok ciddi bir tepki olduğunu görüyorum ben sahada. Ya bence mesela zaten tepki daha çok ne yönde? Yani listesi yönünde mi yoksa? Ya yani şöyle, hani memleketine yeterli sahip çıkılmadığı düşünülüyor. Ben de katılıyorum zaten. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız hani ihaleler veya yandaşlarına bir şeyler geldiği zaman her türlü eli açık bir insan. Fakat bize Elazığ'a olsun, işte emeklisine, çiftçisine, öğretmenine, mühendisine, doktoruna, işsizine bir şeyler yapılacağı zaman da bizim sırtımızda küfemiz var diyor. Yani ya. Peki yani Elazığ'la ilgili nasıl yani? Ya Elazığ'da AK Parti'ye çok ciddi bir tepki var. Bence sonuna kadar da vatandaşlarımız haklı. Yani ben sizi soruyorum aslında. Ya şöyle, Elazığ'da Elazığ çantada keklik görülüyor. Yani AK Parti tarafından. Ve bu 5'te 5, 5'te 4 milletvekili gönderiliyor ama gönderilen milletvekilleri de başarısız. Bir sonraki dönemde aday bile yapılmıyorlar. Ben sizi soruyorum, merak ediyorum. Yani, Memleket Partisi evet, mi? Evet, Memleket Partisi. Yani şöyle, biz de bir en az milletvekili çıkaracağımızı düşünüyorum. Evet. Pardon, ben şey yaptım. Yok yani. Aynen. Evet. Ha, biz Memleket Partisi olarak, şimdi Elazığ'da 100 bin bir genç nüfus var. Hani 100 bin bir genç nüfus var. Yani bizim çok ciddi bir potansiyelimiz var. Her evden, her aileden bir tane, iki tane oyunumuz var. Yani hani sahada karşılaştığımız zaman görüyoruz. Hani annesi babası AK Parti'ye veriyor, MHP'ye veriyor, CHP'ye veriyor, İyi Parti'ye oy veriyor. Ama genç Muharrem İnce'yi takip ediyor, bizi takip ediyor. Bize bir sempatisi var. Yani bu seçimde herkes bize şans tanımıyor Elazığ'da ama yani biz çok değişik bir sürpriz mesela yapabiliriz. Mesela gençlerle yeterince ulaşabilir noktasına Ya şöyle yani, daha ulaşmaya yani şöyle, hem milletvekili adayı arkadaşlarım olsun hem kendim olsun, biz işte Elazığ'da kendimizi duyurmaya çalışıyoruz ve ulaşmaya çalışıyoruz. Hani genel başkanımızın çok olumlu bir intibası var zaten. Hani sosyal medyadan olsun, televizyonlardan olsun, genel başkanımız sürekli takip ediliyor zaten. Ama yerelde de hani bir şekilde onlarla temas kurmaya çalışıyoruz, işte mesela geziyoruz. Mesela yine şunu sorayım. Tabii. Elbette işte gezdiğiniz zamanlarda işte Memleket Partisi milletvekili adayım dediğinizde evet. Yani gençlerin özellikle ilk tavrı ne oluyor sizde? Ben de size oy veriyorum. Peki. Ama işte hani Elazığ hayırlısı falan. Peki, hayırlısı diyelim. Yani gençler bizi destekliyor. Yani peki. Anneleri, babaları, büyükleri farklı fikirden olsa da farklı siyasi partiler. Bir de öyle bir şey var. Mesela geçenlerde bununla ilgili bir yazı da vardı. Bir gazetede yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi eskiden mesela işte evin reisi seçimlerde, seçim zamanlarında ne derse oydu. Yani işte 5 kişilik ailede anne baba, işte baba daha doğrusu evin reisi derdi ki şu partiye evet, vereceksiniz. Evet. Tamam, herkes o partiye kilitlenirdi. Evet. Şimdi az evvel ifade ettiğiniz gibi, şimdi mesela 5 kişilik bir evde evet, yani işte anne baba, işte çocuklar evet, herkesin farklı. Şeyi farklı, tercihi farklı. Yani karı kocanın arasındaki aynen, şey çünkü de siyasetten farklı. Siyasetten bir beklenti kalmamış. Yani, siyasetten bir şey beklemiyorlar. Yani ama hani eski yıllarda öyle değildi yani. Öyle yanlış değildi çünkü. Mesela hani evet, geçmiş yıllara, 30-40 yıl öncelerine bakalım. Yani işte evin reisine söyledi, buna verecek, bitti. Yani. Aynen, ama şu an evin reisinin de eşinin, hanımefendinin de çocukların, bir beklentisi yani kalmamış. Bir 5 kişilik evden 5'e o çıkabilir. Ya tabii. Yani öyle. Ya tabii, bir de hani hangi partiye oy versen zaten değişen bir şey olmayacak. Peki. Modundalar yani. Arkadaşlar, ama gençler hani bu konuda çok belirleyici olacaklar. Onların desteği, dediğim gibi hani 100 bin civarı bir genç popülasyonumuz var. Elazığ'da peki, seçmenimiz var. Onlar bizi çok ciddi, yani Elazığ'da bir sürpriz bekliyorum ben. Peki arkadaşlar, uyarıyorlar. Süremizin sonuna geldik. Tamam. Son cümlenizi alalım, kapatalım. Şöyle, gençler ve siyasete küskünler, Elazığlı değerli büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız, ya Elazığ'da bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Yani Elazığ çantada keklik görülmemeli. Bir siyasi partiye siz destek verdiyseniz ve o sizin için gerekli hizmetleri yapmadıysa onu cezalandırmalısınız. Yani Türkiye'de de böyle, Elazığ'da da böyle. Yani iyi hizmet etmeyen gitmeli. Peki. Ve biz genç siyasetçilere, gençlere fırsat verilmeli. Bu Türkiye'deki bu kötü durum, bu kötü siyaset
değişecekse biz gençler sayesinde değişecek. Hepinize teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun. Bugün biraz daha renkli oldu diyebilirim. Evet, evet. Çok sağ olun. Evet değerli izleyenler, Memleket Partisi Elazığ 1. sıra milletvekili adayı Doktor Ömer Kan bizlerle birlikte oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Birazdan yine konuğumuz var. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Sayın Yunus Bal bizlerle birlikte olacak. Seçime doğru konu olacak. Kısa bir ara, aradan sonra tekrar buradayız.